Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Evet arkadaşlar, Brezilya'da, yani sıcak bir bölge, dolu yağışı oluyor arkadaşlar. Bu dolu yağışı resmen taş yağarcasına yağıyor ve çok büyük zararlara sebep oluyor. Yağan her yağmur, her kar, dolu hepsi İşte kimi doğa olayları da bağlayabilir. Bizim inancımıza göre hepsini indiren meleklerdir. İnanç meselesidir. Kimine göre normal bir şey, yani bu yağmurun yağması çok doğal bir şey, yani normal yani. Bu araşıyor işte. Bir şekilde karın yağışı bile çok önemlidir. Özellikle karın yağdığı zaman dikkat ederseniz bir kar bir kara değmiyor. Yani hepsi çok nizamlı bir şekilde yağar. Yoksa çok karma karışık bir kar yağışı olurdu. Tabi rüzgarlı havaları karıştırmayalım. Yani rüzgarlı havalarda belki olabilir. Onu tam olarak demek istemiyorum. Ama normal kar yağışı olur ya. Şimdi Allah-u Teala insanoğluna uyarı vermek istiyor. Yani bu bir uyarıdır diyor. Yani dikkat edin. Yani siz çok bir şekilde kurallarımı yerine getirmiyorsunuz. İyi insanlar olmuyorsunuz. Düzelmiyorsunuz. Kutsal kitapları hiçe sayıyorsunuz. Kendinize göre bazı kurallar çıkarıyorsunuz. Zalim oluyorsunuz. Birbirinizi katlediyorsunuz. Yani Allah'ın hoşnut olmadığı birçok şeyi yapıyorsunuz. Hani yapıyoruz. Ve bu bir şekilde doğa olaylarının, hani doğa felaketlerinin yoğunlukla devam etmesinin bir belirtisidir arkadaşlar. Yani şimdi bir olay olursa bir yerde, bir toplumda, bir ülkede çok büyük felaketler başımıza gelirse buradan bunu çıkarabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte Semud kavminden bahsediyor, Nuh Aleyhisselam kavminden bahsediyor, helak olmuş kavimlerden bahsediyor. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den binlerce yıl önce olan hadiseleri Kur'an-ı Kerim günümüze taşımak istemez yani. Bu bir misaldır, yani insanların akıl alması için bir misaldır. Peki bu materyalist insanların bunu düşünmesi, yani her şey normal, yani yağmur da olur. İşte taş yağarsa taş da yağar. Her şeyi normal görmeleri çok enteresan. Ama cebinden 500 TL'si düşerse o hiç normal değil. Cebine bir hırgız girerse hiç o normal değil. Ona karşı, ona göre çok sıkıntılı bir durum. Yani herkes cebindekini koruma peşinde. Halbuki dünya o kadar geniş ki 8 milyarın üzerinde insan yaşıyor. Farklı dinlerde, farklı inançlarda. Allah herkesin rızkını gönderiyor. Her yere yağmur yağdırıyor. Vahşi hayvanlara bile, kör yılana bile rızkını verirken insanoğlu birbirlerine merhametsiz davranıyorlar. Yani dünya tarihine baktığımız zaman işte 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, işte milyonlarca insan öldü yani. Bunun Müslümanı, bunun Hristiyanı, bunun Yahudisi yok. İnsanlar öldürüldü yani. Yani Hitler Yahudileri öldürdü. Arap, Arap'ı öldürdü. Arap, Yahudi öldürdü. Yahudi, Arap'ı öldürdü. Kürt, Kürt'ü öldürdü. Kürt, Türk'ü öldürdü. Türk, Kürt'ü öldürdü. Arap, Kürt'ü öldürdü. Yani bu şekilde biz bunları çoğaltırsak, işin içinde sanki enteresan bir durum meydana gelmiş oluyor. Kim kimi dolandırırsa, kardeş kardeşe itibar etmiyor. Düşünün yani. Kimse kimseye parasını emanet etmiyor. Eski zamanlarda ben duyuyorum, insanlar kendi paralarını bir banka gibi insanlara emanet ederlermiş. Emanete hıyanet olmaz diye. İnsanlar güvenilirmiş. Şimdi kim kime güveniyor? Şu anda insanlar bankaya bile güvenmiyor, bankalara bile. Düşünün yani. Hangi çağdayız yani, bunu iyice anlamamız lazım. Tabii bireysel olarak bu işi nasıl düzeltebiliriz? Yani
Şu anda ben bu videoyu çekiyorum. Videomu izleye izleye kaç kişi izler? Acaba kaç kişi bu dakikaya kadar gelir? Kimi arkadaşlarımız çabuk sıkılıyor. İkinci dakikada, birinci dakikada çıkabiliyorlar. Kimisi sonuna kadar videolarımızdan zevk alarak izliyor. Yani konuşmalarımız nereye gidiyor ve kim anlıyor? Yani bu çok önemlidir. Tabii diyelim ki 10 bin kişi izledi videomuzu. Yani en iyi videom 500 bine yaklaşmış. Yani en iyi videom, izlenen videom 500 bine yaklaşmış. İşte 150 bin, işte öyle videolarım da var. 10 bin, 30 bin, 50 bin. Ama az izlenen videolarım da var. Yani 400, 300 gibi. Bu nasip meselesidir. Eğer bir insanın videomuzu izlemesi gerekiyorsa Allah onların karşısına çıkarır. Yani bu bir kader olayıdır. Herkes kendi nasibi kadar anlayabilir. Ben de kendi nasibim kadar anlayabiliyorum. Algılayabiliyorum. Yani kimi diyor hayat simülasyondu. Hayat bir resmen bir bazonun içerisine sıkıştırılmış bir durumdur. İşte biz de diyoruz yalan dünya. Yani herkesin kendi düşünceleri vardır, kendi bilgileri vardır. Bana göre hayat gerçekliktir. Hayal değildir. Gerçekliktir ama geçici bir gerçekliktir. Yani rüya gibi yani. Rüya da bir gerçekliktir. Dünya yaşamımız da bir gerçekliktir. Eğer ki simülasyon olsa o zaman bizim yaptığımız günah ve hayırların hiçbir manası kalmaz. Yani hayal yani böyle sanki bir film oynatılıyor gibi bir olay olmuş oluyor. Hani bana göre gerçek bir yaşantı içindeyiz, hayat içindeyiz. Tabii ki bu kısa bir zaman oluyor bizim için. Tabii ki rüya da dünya yaşamından daha kısa sürüyor. Ve gerçek aleme gittiğimiz zaman işte artık orada zamanın uzun olacağını tahmin edebiliyoruz. Hani işte bu felaketlerin olması, işte bu kadar felaketlerin göz önünde olması hani bizlere bir şey anlatıyor. Yani boşuna insanlar bunu anlatmıyorlar. Yani biz bunu boşuna anlatmıyoruz. Çok enteresan bir şekilde anlatmaya çalışacağız. İnsanlar nasıl anlamak isterlerse öyle anlayacaklar. Doğa olaylarını, yardımlaşma olaylarını, Allah'ı tefekkür etme. Yani birçok olay vardır. Yani insanlar birçok konu vardır ve bu konular üzerinde nasıl düşünülmesi gerektiğini de anlamak lazım. Dini iyice anlayıp iyice güzel bir adım atmamız gerekiyor. Yani bireysel olarak bunu başarabilirsek, herkes kendini düzeltebilirse, yani demeyelim yani biz az kişiyiz. Hani herkes kendini düzeltmesi gerekiyor. Yani çünkü Allah-u Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, sen onları düzeltemezsin. Sen onların üzerinde bekçi değilsin. Sen sadece söyle diyor. Yani benim dinimi anlat yani. Hani ben isteseydim Allah diyor. Ben onları doğru yola iletirdim. Onlar şaşmışlar, onlar görmezler, onlar sağırlar. Bitti yani olay. Hani bir peygamberin yaptığı görev konuşmaktır yani ve insanlara anlatmaktır. Kaç kişi onları dinler, kaç kişi onları izler. İşte kim anladı, kim anlamadı aslında önemlidir de. Hani pek de oralı görev adamlarıdır yani peygamberlik görev adamı yani görevini yapar ve burada şu anda peygamberlik zamanda değiliz, peygamberler zamanda değiliz arkadaşlar. Tabii ki biz buradan bunu diyeceğiz yani ortalığı da boş bırakmamak gerekiyor doğruluk adına. Hepiniz birer seçilmiş kişisiniz yani bunu da unutmayın. Seçilmiş kişilik hani seçilmiş kişiler sadece peygamberlik diye tanımayın yani bunu. Peygamberlik sadece hani seçilmiş bu üst bir kademedir. Peygamberlik bir üst kademedir. Ama peygamberlerin alt kademelerinde de velilik vardır, evliyalık vardır. İşte hani birçok
durumlar vardır yani. Mesela salih insanlar vardır. Hani siz de onlardansınız yani. Onun için herkes elinden geldiği kadar mücadelesini yapacak. Hani geriye bize kalan Allah'ın merhametidir. Allah'ın bize vereceği yardımdır. Bunlar çok önemlidir. Hani siz ya da biz dünyanın sahipsiz olduğunu düşünmeyelim. Gerçekten de her gece dünya üzerine çok değişik varlıklar iniyor. Yani bunun belki de farkındasınız değilsiniz. Çok değişik yani birbirinden farklı varlıklar iniyor yani. Her gece yani milyonlarca yani. Bunu kaç kişi yakalayabiliyor, kaç kişi görebiliyor? Bunu işte, bunu gören kardeşlerimiz var. Hepsine selamlar. Yani bunlar önemli insanlar. Bunların teleskoba ihtiyacı yoktur. Bunların özel kameralara ihtiyacı yoktur yani. Görebiliyorlar. Allah o perdeyi kaldırırsa görebiliyor. En azından o kişiler hazırlıklılar. Yarın öbür gün işte perdeler açıldığı zaman çok insan delirecek yani. Şimdi Allah-u Teala sevdiği kullarına yavaş yavaş öğretiyor. Yani o ilmi öğretiyor. Öyle bir zaman gelecek ki birçok kişi delirecek. İşte orada sizin gibi güzel kardeşlerim bu hani o süreci kolaylıkla atlatabilecek. Yani bu çok önemlidir. Yoksa zaten öyle parasına güvenen, öyle bu işleri araya alan, sizi deli görenler o gün gerçek anlamda delirecekler arkadaşlar. Eyvallah arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Elinizden geldiği kadar destek oldunuz. İzlediniz. Feyz aldınız. Biz de sizin yorumlarınızdan feyz aldık. Allah bizimle olsun. Hepimiz kardeşiz. İnşallah Allah güzel günlerde hepimizin güzel hayalleriyle güzel insanlarla güzel ahiret hayatıyla inşallah yani şimdi konuyu da çok uzattım. Evet Allah bizimle olsun diyelim. Şimdi bazı kelimeleri de birbirine bağlayamıyorum. Şimdi böyle doğaçlama video yapmak da kolay değil. Hani millet bir deftere yazıyor yazacaklarını sonra bunları okuyor. Yani o okuma ben öyle yapmıyorum. Ben yanlış yapabiliyorum yani yanlış yapıyorum. Bazı kelimelerim birbirine uyumsuz olabiliyor. Bazen böyle şeyler olabilir zaten. Siz bizi anladınız aslında. Biz nasıl tarzlarda video yaptığımızı anladınız. Teşekkürler arkadaşlar. Ben sizden razıyım arkadaşlar. Siz de bizden razı olun. Allah razı olsun hepimizden.